أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 12. Deva. Ey hastalık sebebiyle ibadet ve evradından mahrum kalan ve o mahrumiyetten teessüf eden hasta! Bil ki hadisçe sabittir ki müttaki bir mümin hastalık sebebiyle yapamadığı daimi virdinin sevabını hastalık zamanında yine kazanır. Farzı mümkün olduğu kadar yerine getiren bir hasta sabır ve tevekkül ile ve farzlarını yerine getirmekle o ağır hastalık zamanında sair sünnetlerin yerini hem halis bir surette hastalık tutar. Hem hastalık insandaki aczini, zaafını ihsas eder. O aczin lisanıyla ve zaafın diliyle halen ve kalen bir dua ettirir. Cenab-ı Hak insana hadsiz bir acz ve nihayetsiz bir zaaf vermiş. Ta ki daimi bir surette dergah-ı ilahiyeye iltica edip niyaz etsin, dua etsin. قُلْ مَا يَعْبَعُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاءُكُمْ. Yani eğer duanız olmazsa ne ehemmiyetiniz var? Ayetin sırrıyla insanın hikmeti hılkatı ve sebebi kıymeti olan samimi dua ve niyazın bir sebebi hastalık olduğundan bu noktayı nazardan şekva değil Allah'a şükür etmek ve hastalığın açtığı dua musluğunu afiyeti kesbetmekle kapamamak gerektir. Bu da 12. deva abi. 12. deva. Evet abi. Ne örneği çıkmış bunda abi? Burada da özetle neyden bahsediyor abi? İbadetten mahrum kalan hastaya abi başta ona hitap ediyor. İbadetten ve ibadet ve evradından mahrum kalan hastaya. Bu deva kısaca ibadetten mahrum kalan hastanın derdine merhem olurken devamında ikinci bir konu daha geliyor. Mektubat 320'de geçen bir cümle var. Cümlede şu geçiyor. Manayı ubudiyetin esası olan kusurunu bilmek, fakr ve aczini anlamak, tezellül ile dergah-ı ilahiyeye iltica etmek noktalarından diye bir ifade var. Yani ubudiyetin manasının esası kusurunu bilmekmiş. Fakrını anlamak, aczini anlamak. Tezellül ile, böyle Cenab-ı Hakk'a karşı zelil bir vaziyette, dergah-ı ilahiyeye iltica etmek, ubudiyetin manasının esası bunlarmış. Şimdi devamında bu hastalıkla beraber insanın aczini bilmesini de anlatacak. Bir de anlatır mısın abi? Yani ubudiyetin, evet abi. Ubudiyetin nesi? Okur musun? Manayı ubudiyetin esası olan kusurunu bilmek. Bir. Kusurunu bilmek. Fakr ve aczini anlamak. Tezellül ile dergah-ı ilahiyeye iltica etmek noktalarında diye devam ediyor cümle. Yani ubudiyet sadece eylemden ibaret bir şey değilmiş. Sadece fiil değil. Bunları anlamak, bunu bilmek, böyle Cenab-ı Hakk'a böyle iltica etmek. Bunlar da ubudiyetin manasına dahilmiş yani. Hatta esasıymış. Hastalık bunlara da kuvvet veriyormuş, aczini, zaafını anlamasına hastanın. Devamında bir de bu cihetini ele alacak hastalığın. Bu tabii insanın daha çok iç alemine bakıyor. Bu noktadan da hastalığın çok büyük ehemmiyeti varmış, ona getirecek lafı. Devamında neyi ele alıyor başka? İnsanın yaratılış gayesi ve kıymetini belirleyen nedir? Bunu konu alıyor bir de. Hastalık bunlara da bakıyormuş. Yaratılış gayesine insanın ve kıymetini belirleyen nedir insanın? Neyle kıymet alır? Hastalık bunlara da kuvvet veriyormuş. Böyle bir faydası da varmış. Onu ele alıyor bir de. Bu metni işledikten sonra nasip olursa şeyle ilgili birkaç yer okuyabiliriz. İnsanın yaratılış gayesi ve ubudiyet ile ilgili birkaç yer okuyabiliriz. Bir girelim metne. Ha, buyurun. Şimdi sen burada hastalığın burada işleyeceği şey ibadet ubudiyet. Ubudiyeti yapamamasından şey yapıyor. Ondan sonra sen ubudiyeti tarif ettin. Evet. Aczini anlaması. Başka neydi? Üç taneydi.
Fakr ve aczini anlamak, kusurunu bilmek. Kusurunu bilmek. Tezellül ile dergah-ı ilahiyeye iltica etmek. Bu diyetmiş. Evet. Demek ki buna kuvvet veriyormuş hastalık. Evet. Ve konu bu. Evet abi. Tamam abi. Evet. Ey hastalık sebebiyle ibadet ve evradından mahrum kalan ve o mahrumiyetten teessüf eden hasta. Evet. Bil ki hadisce sabittir ki müttaki bir mümin hastalık sebebiyle yapamadığı daimi virdinin sevabını hastalık zamanında yine kazanır. Farzı mümkün olduğu kadar yerine getiren bir hasta sabır ve tevekkül ile ve farzlarını yerine getirmekle o ağır hastalık zamanında sair sünnetlerin yerini hem halis bir surette hastalık tutar. Hastanın yapamadığı şeyler oluyor. Olduğu zaman yapamıyor. Daimi virdinden mahrum kaldı. Cenab-ı Hakk'ın burada bir ihsanı da, merhameti de anlaşılmış oluyor. Hastalık bazı şeylerin yerini hastalıkla tutturuyor. Hem halis bir surette yapıyormuş bunu. Hastalık halis bir surette tutuyor. Burada Cenab-ı Hakk'ı sevdiren de bir cümle aslında bu yani. Evet. Ben şimdi kapattım. Tamam. Oldu mu soru? Hem hastalık insandaki aczini, zaafını ihsas eder. Abim özür dilerim. Buyur abi. Sabır ve tevekküle ne yaptın? Sabır ve tevekkül ile ve farzlarını yerine getirmekle o ağır hastalık zamanında sair sünnetlerin yerini. Ha, sabır ve tevekkül. Sabır. Evet abi. Dün işlediğimiz konuydu aslında. Değil mi? Evet abi. Sabır ve tevekkül. Evet. Tevekkül neydi abim şey yapsak? Tevekkül. İlk önce sabır şey yapalım. Sabır nasıl tanımlanmıştı? Musibetler konusundaki sabırda tevekkül ve teslimmiş abi. Tevekkül ve teslim. Tevekkül ve teslim musibetler konusunda sabır demek oluyormuş. Sabır oluyor. Evet. Peki burada tevekkülü kullandı. Tevekkül lügatta ebellemek. Yani onun nazarıyla bakmak. Yani burada sabır ve tevekkül ile şey yapın diyor, mukabele edin. Tevekkül ne demiştik dün tevekküle? Öyle bir şeye geliyor ki artık işi ona bırakır seviyeye geliyor abi. Geliyoruz. Artık o noktaya geliyor. Yani hastalık bunu bize kazandırıyor. Bizim fikren isen yapamadığımız tevekkülü hastalık metozörü yaptırıyor. Tevekkül. Yani vekil etmek. İşi ona bırakmak. Evet. Ona bırakırsa. Ha demek ki bu hastalık buna kuvvet veriyor. Evet. Sabrımıza ve tevekkülümüze kuvvet veriyor. Sonra devam et abi. Evet. Evet abi. Hem hastalık, daha öncesinde söyleyeceğiniz bir şey var mı? Yok yok, hastalık insandaki diye. Hem hastalık insandaki aczini, zaafını ihsas eder. Allah Allah, bu da çok acayip. İnsan ya. Demek ki hissetmiyordu bunu. Hissetmiyor. Aczini ve zaafını, güçsüz olduğunu, kuvvetsiz olduğunu, her şeyden etkileniyor insan, zayıf bir de. Bunu hissetmiyordu, hastalıkla beraber hissediyor. Hastalık ihsas ediyor bunu. Yani bu fikirle biliyoruz da, fakat his çok zor. Evet. Yani herkes Allah'ı bilir ama tanımaz. Herkes böyle yapılması gerektiğini biliyor ama evet. Hepimiz yani hissedemiyoruz. O his demek ki hastalık bu hissi bize kazandırıyor. Yani sanki kitap okumuş gibisin hastalık. Sonra kazanımına baksana. Evet. Kitap okuduk, fikrettik. Hasta olduk, hissettik. O da bir kitap. Evet. Evet. Bak zaten söylüyor. Atsın lisanıyla. Her adamına bir şey der misin bilmiyorum. Atsın lisanı zaafın diliyle diyor. Evet, tabii. O atsın lisanıyla ve zaafın diliyle. Halen ve kalen bir dua ettirir. Yani mesela hastalıkta mesela veya oruçta iftara yakın böyle. Elini kaldırdığın zaman ne acayip oluyor insan. Ne acayip oluyor. Halen ve kalen dedi abi. Burada da demek hastalıkla beraber sadece dille değil de halen de iç dış bütünle gelmiş bir şekilde bir dua etmek var yani. Duanın kalitesi artıyor. Evet. Aczin yani, lisanı, zaafın dili. Münacat değil mi? Evet. Tamam.
devam edin. Cenab-ı Hak insana hadsiz bir aç ve nihayetsiz bir zaaf vermiş. Yani insanda Allah, Cenab-ı Hak insanı böyle yaratmış. Nasıl? Hadsiz bir aç, nihayetsiz bir zaaf ile. Bunları vermiş insana. Niye verdi bunları? Ta ki daimi bir surette dergah-ı ilahiyeye iltica edip niyaz etsin, dua etsin. Daimi bir şekilde Allah'ın dergahına iltica etsin, niyaz etsin, dua etsin. Daimi böyle yapsın diye hadsiz, nihayetsiz acz ve zaaf vermiş Cenab-ı Hak insana. Demek burada bir şey de, vazife de anlaşılıyor. Devamında diyor zaten. قُلْ مَا يَعْبَعُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاءُكُمْ. Yani eğer duanız olmazsa ne ehemmiyetiniz var? Ayetinin sırrıyla insanın hikmeti, hılkatı, insanın yaratılışının hikmeti, gayesi ve sebebi kıymeti olan, insan neyle kıymet alıyormuş? Samimi dua ve niyaz. Samimi dua ve niyaz ile kıymet alıyor ve hılkatinin hikmeti, hılkatı buymuş insanın. Peki bu dua ile niyaz arasında bir fark düşündün mü abi? Ha, onu... Dua ve niyaz. Mehmetler ne düşündünüz? Diyor ki, insanın hikmeti, hılkatı bir, sebebi kıymeti iki ayrıldı. Hikmeti, hılkatı samimi duaya, niyazı da sebebi kıymetine. Nazm-ı mani. Nazm-ı mani. Yani insanın hılkatı, mesela iki tane şey var değil mi mektubatta, 20. mektupta. İnsanın hılkatı vazife-i fıtratın diyor. Yani bir hılkat var, bir fıtrat var. Yani yok olmadık, var olduk. Bu hılkat. Kalem olmadım, Ahmet olmadım, Hüseyin olmadım, şu olmadım, olmadım. Ben oldum, beni ben yarattı. Bu fıtrat. Yani yokken var olmak, hılkat. Ve herkesle farklı olmak, fıtrat. O zaman yaratılışa duadır. Peygamber aleyhissalatü vesselamın bu kainatın sebebi vücudunda olması duasıdır diyor, değil mi? Fıtrata da şey, niyaz. Yukarıda da ikileme yaptı zaten abi. İnsandaki nasıl diyor, zaafın diliyle lisan, bir lisan. Bir de ona geri döneceğim zaten. Yukarıda da ikileme var, burada da mesela dua ve niyaz. Evet. Bunlar sanki... Mesela az, zaaf. Açsın lisanı, zaafın dili. Yani hep şey, nazm-ı âli dizilmiş. Bir tanesi dua. Mesela şöyle diyeyim. Üçüncü şuayı hatırladınız mı? Üçüncü şuada bir istek var mı Allah'tan? Dua, bir münacat ya. Ey, nasıl diyor? Ey şiddeti zuhurundan ve azameti kibriyasından tesettür etmiş olan Zat-ı Akdes. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın talimiyle, Kur'an'ın dersiyle anladım ki ben şimdi diye devam ediyor. Ne günahımı affet var, ne de ya Rab cenneti koy var. Hep böyle tavsif var. Buna münacat denilir. Niyaz. Peki dua nedir? İstekler manzumesidir. Ya Rabbi günahımı affeyle, Allah'ım cennete koy, Allah'ım rızan dairesine hareket ettir. Birisinin istek var, birisinde yani aç ve şeyini hissedince dua ediyorsun. Bak, aczinle dua ediyorsun, zaafınla münacat ediyorsun. Yani hakikaten öyle ya. Şimdi insan nereye getirecek? Buraya kadar bilinen şey. İnsan duayı da geçiyor, duayı da geçiyor, münacata çıkıyor. Peygamber aleyhissalatü vesselam günde 70 defa istiğfar edermiş. Yani istiğfar, bir tövbe günahın vücudunu gösteriyor. İstiğfar nakıslığın vücudunu gösteriyor. İnsan kusurunu derifte ederse niyaz eder. Günahını hatırlarsa dua eder. Af ister yani. Yani hilkatle fıtrat yaratılır. Bu da Allah-u Alem harita gibi 12. devada onu çok işliyor. Mesela
şey diyor, Kur'an'da diyor ki, şeytan diyor kibirlendi diyor. Beni sen azdırdın dedi. Adem Aleyhisselam için şey diyor, kusurunu derutte etti diyor. Ha, devam et. Çünkü o senin o şeyini merak ediyorum. O sonraki çıkarımları. Ha, bunun bir sebebi neymiş? Ayetin sırrıyla insanın hikmet-i hılkatı ve sebebi kıymeti olan samimi dua ve niyazın bir sebebi hastalık olduğunda. Hastalık nerelere taalluk ediyor yani? İnsanın hılkatinin hikmetine ve kıymet sebebi olan samimi dua ve niyazın bir sebebiymiş hastalık. Hastalık olduğunda. İnsanın kıymeti yani. Evet. Allah Allah. Hastalık kıymet yüklüyor insana. Allah. Hastalıkla beraber kıymetleniyor demek abi buradan. Samimi dua ve niyaz ettiği için hastalıkla beraber bu sefer. Subhanallah, insan kıymet alıyor. Evet. Hastalık olduğundan bu noktayı nazardan. Efendim abi. Sesi açar mısın? Dua ile münacat arasında bir şey söylediniz ya abi. Yani tam sesi atsın dur, tam aç. Evet Mehmet kardeş. Dua ile münacatla ilgili sanki şöyle bir şey anladım ben. Duayı ihtiyarla yapıyorsun, münacatı irade ile yapıyorsun. Hiç düşünmemiştim. Yani artık münacata ihtiyar yok yani. Dua da var ama münacata ihtiyar yok. İrade var artık. Gibi düşündüm. Evet. Benziyor. Yani Ustad 17. sözde cüz-i ihtiyarımdan vazgeçtim diyor. Günahlar ihtiyarla işlenir, iradeyle günah işlenmez. Vicdanidir. Onlar hayır ve münacat. Evet, onun için kutsi bir şeydir. Ama burada insanın hilkat ve fıtratı var, ats ve zaafı var. Bunu hastalık işliyor. İnsana hastalık bindirilmese insan firavun olur ya. Firavun hiç hasta olmamış. Firavun olur ya. Atsın zaafını ilimle çok zor değil mi doktor? Evet. Nasıl bileceksin ki yani böyle? Adam korona almış. Bir tanesi yazmış. Bunu Hasan hocama gönderirseniz dedi böyle. Kızmıştı böyle. Almaya giderken. Yani telefonlarına bakamadığımdan, benim bana kızanlar %99 bu. Yani şey yapsın, dua et. Yani el freni çek, takosu koy bak. İnsan, hepimiz geçiriyoruz, hepimiz hasta oluyoruz. Değil mi çevre? Hepimiz hasta oluyoruz. Ama nasıl öyle yelkenleri indiriyoruz? Hakikaten aciziz ya. Yani neyiz ki biz yani? Hiçbir şey ya. Yani bir tuhaf hastalık var ya. Ya o anda ya Rabbi, İsa Aleyhisselam'ın der gibi yani, İsa Aleyhisselam, ya Rabbi beni niye bıraktın? Ya Rabbi beni niye yalnız bıraktın? Yani acayip bir şey oluyor. Demek ki insan Adem Aleyhisselam'ı şeytandan ayıran, öne çıkan sıfatını söylüyor Kur'an. O diyor beni sen azdırdın diyor. Bu da diyor ki ya Rab diyor, ben nefsime zulmettim. Kusuru derüfte ettim. 26. sözün zeyhi hep bu. Yani kusuru derüfte etmek. Ona aynadar olmak. Yani insan, kesif ne kadar kesifse nurani o kadar olur. İnsan Allah'ın en kesif aynası. Dolayısıyla en camidir. Meleklerde ceset olmadığı için bizim gibi aynadarlık yapamazlar. Cam. Güneş durur geçer. Ayna öyle değil. Arkası kesif olduğu için kesifliğin kalitesine göre cam aynalığa dönüşür. En kesif en camidir. Dolayısıyla kusuru derüfte alıyor. Nasıl kusuru derüfte alacağım ki? Ancak zaafını ve atsini hissetmenle, bilmeyle değil. Tamam canım, et kemikteniz. Ne olmuş yani bildikten? Bilmek değil. Bir de ne yapıyor? Ats ve zaafını, hastalık terklerine vesile oluyor. Terk. Hastalığın merkezi, hastalığın mantığı terkini işlettiriyor. Terk. Terkleri yaptırıyor. Hey, bir de Hasan abi. Efendim abi.
Bir de işte alimin ve havasın yıllarca elde ettiği ilimle ve bu şeylerle avamın da mahrum bırakılmamış olduğu bir yer var. Hastalık ve musibetler seni hemen cüz ihtiyardan vazgeçiriyor. Hani bana birini söyleyin ki hastalık zamanını ve farkını anlamasın. Evet. Yani bu çok kısa bir sürede seni bir terakkiyata sebebiyet veriyor. Öbür türlü yıllarca belki yani ilimle elde edilebilecek bir makam değil. Doğru. Buyur doktorum. Terkler dediniz ya abi. Terkler. Aslında onunla da ilgili. Hastalık terkleri yaptırıyor. Sözler 540'da bir şurayı bir okuyayım. Üstüne bir şey bina etmeye çalışıyorum. 540 mı? Evet abi. Ya, merak ettim. O silsilenin dahileri olan Eflatun ve Aristo, İbn Sina ve Farabi gibi adamlar insaniyetin gayetül gayatı teşebbühü bil vaciptir. Yani vacibül vücuda benzemektir deyip firavunane bir hüküm vermişler. Ve enaniyeti kamçılayıp şirk derelerinde serbest koşturarak enaniyeti kamçılamışlar. Şirk derelerinde serbest koşturarak esbab perest, sanem perest, tabiat perest, nücum perest gibi çok enva şirk taifelerine meydan açmışlar. Ne yapmış oldular? İnsaniyetin esasında münderiç olan acz ve zaaf, fakr ve ihtiyaç, naks ve kusur kapılarını kapayıp enaniyet kamçılanınca bunlar oluyormuş. Enaniyet kamçılanınca az ve zaaf, fakr ve ihtiyaç, naks ve kusur kapıları kapanıyor. Kapayıp ubudiyet yolunu setletmişler. Ubudiyet yolu demek enaniyetle kapanıyor. Yani bununla ilgili yani enaniyet nispetinde ubudiyet yolu kapanıyor. Emirdağ 166'da da diyor ki bir ifade, bu benlik ve enaniyet asrında diyor. Bu asırda enaniyet asrıymış. Burada meselemiz aslında ubudiyet. Az ve zaafını, kusurunu bilmek. Bunlar enaniyetle ters orantılıymış. Enaniyet olduğu kadar ubudiyet yapamıyor insan. Aczini anlayamıyor. Anlaması lazım. Niye anlayamıyorum'a da cevap aslında bu. Enaniyet asrında. Yani bu asırda enaniyet öyle revaç bulmuş ki ubudiyete sekte vurmuş. Hastalık ne yapıyor? Hastalık gelince enaniyet kalmıyor. Enaniyeti ortadan kaldırıyor hastalık. Dolayısıyla acizliğini hissettiriyor bu sefer yani. Bu sefer ubudiyet yapmış oluyor. Halis ubudiyet. Niye? Enaniyet yok içinde. Yani hastalığın içinde enaniyet yok. Ha. Enaniyet olunca şimdi niye insan tam hissetmiyor? Bir sebebi belki enaniyet olabiliyor yani. Böyle. Mesela iyilik, sevap yapınca gururlanabiliyor da ben diye göstermek ki. Ama ben ne kadar kaliteli hasta oldum diye kimse enaniyet yapmaz. Tam da tersini gizler hastalığı. Koronasını da gizler. Ben çok kaliteli hasta oldum der. Ha demek ki enaniyete darbe vuruyor hastalık. Çok güzel bir yere kaldı. Güzel oldu. Şimdi hasta bir şey tespit etmişti ya. Neydi? Bir şeyi kaldırıyordu demiş. Ne sıkıntıydı? Neydi? Ha nasihti. Nasih ha. Hastalık nasihmiş. Yani hastalık müessir bir nasih. Yani biz onu lügatını okuyorduk. Ne diyor? Bize vaaz ediyor. Bize konuşuyor. Aslında enaniyetini kaldırıyor. Neshediyor. Evet. Yani kaldırıyor. Başka bir şahsiyetle oluyorsun yatakta. Yani ya, enaniyetin kalkınca hiç kimse hasta, ben çok kaliteli bir hasta oldum. Var mı benim kadar ciddi hasta olan? Demez. Demek ki enaniyet olmaz hastalıkta. O zaman hastalık anındaki o his, fikir ihlaslı oluyor. Evet. Çok ihlasa sebep oluyor. İnsanın vazifesi neymiş? Onunla ilgili bir başka atıf abi. He. İnsanın vazife-i fıtriyesi taallümle tekemmüldür, dua ile ubudiyettir. Burada da. Dua ile ubudiyet. Ubudiyet. Tekemmül dedi ya. Evet abi. Evet. Hasta tekemmül. Taallümle tekemmüldür. Dua ile ubudiyettir. İnsanın vazifesiymiş. Fıtrı vazifesi. Biraz şey gelebiliyor insana yani. Dua etmek basit bir şey. Yani bitse de artık namaz bitse gibi böyle. Artık sonlansa gibi. Değil. Öyle değilmiş. İnsanın vazife-i fıtriyesiymiş.
dua etmek, ubudiyet. Yani burada üç şey sayıyor, onlar daha güzel. Kimin merhametiyle böyle hakimane idare olunuyorum. Kimin keremiyle böyle müşfikane terbiye olunuyorum. Nasıl birisinin lütuflarıyla böyle nazenane besleniyorum ve idare ediliyorum bilmektir. Vay be. Bu demekmiş yani. Kimin merhametiyle böyle hakimane idare olunuyorum. O merhamet edeni, böyle idare edeni böyle hissetmek. Birisi idare ediyor, merhamet ediyor, onu hissetmek. Kimin keremiyle böyle müşfikane terbiye olunuyorum. Şefkat eden biri var artık. Hastalık demek bu manaları da hissettiriyor insana. Nasıl birisinin lütuflarıyla böyle nazeninane besleniyorum ve idare ediliyorum bilmektir. İnsanın vazifesi buymuş yani. O zaman bizim sıkıntı çektiğimiz şey herhalde parkurumuzdan, yolumuzdan sapmışız. Evet. Onun muhacir peşin cezasıdır herhalde sıkıntı değil. Evet. Bak, insanın vazife-i fıtriyesi neymiş? Hmm. Biz neyle meşgul olduk? Evet. Şimdi maksadına gidecek sağ tarafta ise sen sol tarafa doğru gittin. Nasıl varacaksın ki oraya? Evet. Lemalar 268-269'da ayeti söylüyor. Ben Bilman'a mealini vereyim önce. Şurada. Ben onlardan bir rızık istemiyorum, Cenab-ı Hak diyor. Baştan şuradan şey yapayım. Cinleri ve insanları ancak bana ibadet etsinler diye yarattım. Ben onlardan bir rızık istemiyorum. Beni doyurmalarını da istemiyorum. Diye acayip bir ifade şimdi yani. Cenab-ı Hakk'ı itham etmek, rızık vermek ne demek? Niye Cenab-ı Hak istemesin bunu? Böyle bir şey niye söylesin? Bu manada. Şüphesiz ki rızık veren, ha orayı şey yapayım. Zaten Cenab-ı Hakk'a insanın rızık vermesi, İtam etmesi muhaldir. Böyle bir şey olamaz. Bu ayetin bir manası şuradan bu açıklıyor burada da ben bir kısmını okuyayım sadece. Şunu demek istiyormuş bir manada Cenab-ı Hak bu ayetle. Benim mahlukatım ve rızıklarını deruhte ettiğim nefisleriniz, Allah yapıyormuş bunu. Rızıkları insanlara veren, onu deruhte eden, yarattıklarını besleyen, rızıklarını deruhte ettiğim nefisleriniz ve iyaliniz ve hayvanatınızın rızkını tedarik etmek adeta bana ait rızık ve itamı ihzar etmek için yaratılmamışsınız. O benim diyor yani. O Allah'ın işi o. İnsan vazifesini unutmuş oluyor yani. Çünkü rezzak benim diye devam ediyor böyle. İnsan tam ters oluyor bu dünyada yani. Sanki onun vazifesine insan geçiyor. Onun vazifesi, evet, evet. Allah'ın vazifesine geçiyor gibi. Evet abi. Allah Allah. Zaten sıkıntımızın içerisine baktığımız zaman Allah'ın içine karıştığımızı göreceğiz. Aynen. Hangisine bakarsan bak sıkıntı. Demek ki rızık benim işim. Sen şimdi senin vazifen de ubudiyet. Sen ubudiyeti bırakıyorsun benim işime giriyorsun. O zaman sanki benim rızka ihtiyacım var da bana yardım ediyorsun. Bana rızık veriyorsun da ben de dağıtıyorum bunları. Benim bir ihtiyacım yok ki rızık zaten. İnsan unutmuş demek oluyor demek abi. Vazifeyi unutmuş oluyor insan. O yüzden sıkıntı çekiyor yani. İnsan kendi iç alemine baksa ne kadar böyle vazifelerini unutmuş durumda yani böyle yaratılış gayesini. Bu. Demişti ki bir hastaneyi ziyaret ettim. Korona değildi böyle, bir şey geçirmişti. Ziyaret ettim, dedi ki, söz veriyor, karton fabrikasının sahibi şeydi. Söz veriyorum abi dedi. Buradan çıkayım, ilk işim haftada en az iki defa seni derse götüreceğim, arabasıyla. Arabamla geleceğim dershane, derse gideceğiz. Yaptım, bir ay yaptım, bir ay. Bir ay sonra gelebilir. İnsan vazifesini nasıl unutuyor?
Çok acayip ya. Allah ne kadar güzel bir Allah, sabrediyor. Gel ya bizim. Osman Hoca. Efendim abi. Selamünaleyküm. Bu samimi dua ve niyaz diyor ya, Süleyman abiye de söylüyorum da, bu niyazı tam olarak nasıl anlamalıyız? Ben kendi dünyamda bir makam olarak idrak ediyorum da, hani diyor ya arka sayfada, son satıda, dergâh-ı ilahiye iltica edip niyaz etsin. Ve arkada da diyor, arkada da üçüncü satırda diyor, samimi dua ve niyaz diyor. Bu niyazı tam olarak nasıl şey yapabiliriz, anlayabiliriz? Sen ne anladın doktor? Niyaz biraz önce biraz bahsettik gibi. Siz hikmet-i hılkata şey yaptınız abi değil mi? Eşleştirdiğin evet. Sebebi kıymete niyaz. Mesela dua ile münacat. Evet. Mesela ayan duada istek var, nehi var. Mesela ya Rabbi rızanı istiyoruz, tamam mı? Ya Rabbi cennetini istiyoruz. Minenler cehennemin istemiyoruz. Bu duadır. Duadır. Ama münacatta ise örnek verdim. Niyaz ya. Ey şiddeti zuhurundan, yani Rabbini tavsif var. Peki burada nedir? Tavsif yaparken eksikliğini ifade var münacatta, niyazda. Mesela diyor ki ey şiddeti zuhurundan ve azameti kibriyasından tesettür etmiş olan zat-ı akdes. Yani ben böyle değilim. Ben kimim? Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın talimiyle, Kur'an'ın dersiyle ben anladım ki diyor. Ha ben buyum yani. Hani aynı darlığını ifade ediyor. Yani kusuru deruhte etme şuuru var. Ondan zaten hilkatte yaratılış sebebi dua, insanın kıymeti niyaz ve münacat. Allah razı olsun abi, sağ ol. Evet. Yani benim tabii anladığım, yani duada bir istek var, niyazda istek yok. Tavsif var, yani aynı darlığını gösteriyorsun. En şiddetli kara, siyah zemin o kadar şiddetli nuru gösterir. Yani kusuru derifte etmek niyazdır. Yani hakikaten ben değilim ya. Allah yapıyormuş ya. Çok acayip. Bir bakıyorsun yaş geçiyor. İşte o fırsatlar bitiyor. Mesela koronadan önce bize sunduğu fırsatlar vardı mesela. Şimdi bir yerde daha canlı dersler olacaktı veya camide olacaktık, bilmem ne yapacaktık mesela. Bak fırsatlar, ya ne diyor bu, ne yaptı bize? Niyazımızı açtı. Niyaz. Ya hakikaten. Niye böyle oluyor demiyoruz. Niyazda bu değil. Niyazda niye böyle oluyor değil. Yani veya ailevi sorunlarda niyaz öne çıkmalı, kusuru deruhte etmeli. Evet dedi ama dedirten de benim. Evet Müslüman suizan etmez ama suizan ettiren de benim. Müslüman suizan etmez ama suizana da vesile olmaz. Bu niyaz. Kusurunu, aczini, noksanını deruhte etmek. Anlamak, şuur etmek, idrak etmek, fark etmek. Yani mesela haklı dahi olsam, evde kavga oldu Ayhan, sorduğun için söylüyorum. Evde kavga ettik eşimizle, tamam mı? Evde kavga ettik, haklıyız. Bu duada bir duaya benziyor. Niyaz da öyle değil. Kusuru deruhte edeceksin. Mesela evde adalet yapmayacaksın. Evde hak hukuk değil. Evde fedakarlık var, af var, hakkından vazgeçmek var, yoksa cehennem olur. Anlayış edeceksin ya. Düz gitmeyeceksin. Mantıkla şey yapmayacaksın. 2+3=5'tir. Evde bu yok. Evde bazen 2+3 bazen 10 edecek, bazen 1 edecek. Çok az 5 edecek. Yönetmeyi bilemezsen orası cehenneme döner. Niye yönetemiyorsun? Kendini yönetemiyorsun. Nasıl anlar? Kendini yönetmek niyaz. Kusuru deruhte edeceksin. Evet, zahir adalette şeydir, haksız. Zahirde öyle ama hakikatte yani bunu beşer zulmeder, kader adalet eder, hangi efalimle kadere fetva verdim gibi böyle anlayışlar, mülahazalar insan terbiye oluyor. Ya, terbiye, terk,
hakkından terk edeceksin. Allah Resulü uykusunu terk etti. Topluğunu terk etti, rahatını terk etti, memleketini terk etti. Terk etti, etti de etti. İsa'nın aslındaki diyor ya, efendim abi, Sa'd, evet, Mehmet, sen bir şey diyeceksen, doktor. Başka bir yer var. Bu şeyde, evde diyorsunuz ya, şey hakim olacak, yani aynı şey medresede de aynı, yani dershane ehlinde de aynı şey hakim olacak değil mi abi, medrese yaşantısı. Tabii, mesela bu ben size şey yaptığım için, tabii ki dershanede şöyle diyor, çok garip bir yer var, garip bir yer var Mesnevi'de ve lemalarda da kanuniyeti var. O kadar acayip ki, Ferzendan diyor ki, mesela misal vereyim, dershanede de uygulayacağım ailede. Bir kız çocuğu büyüyor evde. Erkek modeli olarak kimi görür? Babayı görür. Her evde abi kardeş olmaz. Ama baba olur. Bir erkek çocuk büyürse, cins olarak, kadın cinsi olarak kimi görür? Annesini görür. Evlendiği zaman, kız babası gibi bir model arar, öyle alıştığı için. Oğlan da annesi gibi arar. Bu tabii göremeyince kavgalar bundan başlıyor. Peki ne olacak diyor usta? Lemalarda diyor bak. Diyor ki altında evlenen kadın kocasına, kocasının beklentisi nedir? Eş olmak. Bir eş olacak, yetmiyor. Kocasının bir de beklentisi var. Annesi yok. Evlenince başka eve çıktı mı, hanım kocasının da annesi gibi olacak, beklediği gibi bir eş olacak. Erkeğe dönüyor. Erkek evlendi, bir yere geldi. Aldığı kız, kıza beklediği bir koca olacak, beklediği gibi baba olacak ona. Baba gibi olacak diyor. Bunu lemalarda karşıyın kelimesini söylüyor. Ferzendane. Ferzendane. Arkadaşhane, pederhane diyor, bak pederhane, ferzendane, arkadaşhane, kardeşhane olacaksınız diyor, dört tane. Şimdi dershanede, yaşlıyım, baba gibi olacaksın. Başka? Evlat gibi olacaksın. Arkadaş gibi olacaksın, kardeş gibi olacaksın. Ötekisi, baba gibi bakacak, tamam? Başka nasıl bakacak? Abi gibi bakacak, kardeş gibi bakacak, emsal gibi bakacak. Yani burada hep ahlak. Mesela 252 Kastamonu'da evlilikte öne çıkan din söylemiyor. Seciyeten diyor. Ahlak kardeşim, ahlak. Huluk, huylar. Hulukların cemidir ahlak, huy. Onun için terk, burada ahlakın temeli, hastalığında temeli terkini sana kazanıyor. Ramazan orucu ne yaptırıyor? Meşru ve mubah olan haklarından vazgeçiriyor seni. Vazgeçirerek haramlardan, şüphelerden vazgeçme özelliğini kazandırıyor sana. İşte hastalık ise terkleri öğretiyor. Aç ve fakr sistemini işletiyor. Yani ben neymişim ya? Et kemik. Bak elimi uzatamıyorum. Ya hadi. Nefes alamıyor. Hadi ya. Hala kimdi? Bugün sana bir şey sordum. Doktorluk münasebetiyle değil mi? Hatırladın mı sonra? Niye böyle oluyor dedim. Hatırladın mı? Ha bak sonra dedim ha. Çok önemli. Ne kadar aciz ya. Ya neyine güveniyor be kardeşim? Bugün kalbim şöyle. Yarın Esselatu ve selamu aleyk. Aleyke ya Resulallah. Mehmet ben ölmeyeyim bugün sen öl. Mehmet çevrenin vefatı. Allah'ın rahmetine kavuşmuştur diyor. Tamam. Bu kadar ya. Yok be kardeşim. Terk et ya. Kendini terk et. Her şey kolay. Her şey düze giriyor. Evde kavga oluyor. Kendini terk et. Canım sıkılıyor, isteklerini terk et. Ya şu olacak, arzu ve isteklerini ertele ve ötele, orada olacak. Başka,
Olaylanan Allah aşkına karpuz gibi. Nereye sıkılıyorsun? Bir bak bakayım. Sıkıldığın şeye karpuz gibi bıçak vur. İçine bakacaksın, göreceksin ki kendi işini bırakıp Allah'ın işine karışmaktan kaynaklanıyor. Çıkarı var mıydı doktorum? Son iki yer var abi. Sözler 317. Beliyyelerin istilası ve muzır şeylerin tasallutu bazı duaların evkat-ı mahsusalarıdır ki insan o vakitlerde aczini anlar, dua ile niyaz ile Kadir-i Mutlak'ın dergahına iltica eder. Devamında atlıyorum. Dua bir sırr-ı ubudiyettir diyor abi. Devamında bir de yöntem nasıl olmalı peki ubudiyette? Ubudiyet ise halisen liveçillah olmalı. Yalnız aczini izhar edip dua ile ona iltica etmeli. Rububiyetine karışmamalı. Tedbiri ona bırakmalı. Hikmetine itimat etmeli. Rahmetini ittiham etmemeli. Ya bunu bir daha oku sırala böyle. Ubudiyet ise halisen liveçillah olmalı. Ubudiyet. Evet abi. Yalnız aczini izhar edip... Dur, aczini izhar etmeli. Dua ile ona iltica etmeli. Dua ile ona iltica etmeli. Rububiyetine karışmamalı. Allah'ın kainattaki tasarrufu, ben ne kadar yaşayacağım, kabirde ne olacağım, nefesim nasıl kesecek, hasta mı olacağım, korona mı olacak, o Allah'ın işi. Allah kainata Allah'lık yapıyor, patronluk yapıyor, yönetiyor. Rububiyet o. Ha, rububiyetine ne? Karışmamalı. Karışma! Rububiyetine karışmamalı. Nasıl? Canım ne zaman çıkacak? Sana ne? Ne kadar yaşayacaksın? Sana ne? Korona gelecek mi? Sana ne? Senin için değil. Sen rububiyetini takın. Rububiyetine karışmamalı. Sonra? Tedbiri ona bırakmalı. Tedbiri ona bırakmalı. Hikmetine itimat etmeli. Hikmetine itimat. Allah ne yapmışsa doğru yapmıştır. Beni benden, benden bana daha yakındır. Hikmetine itimat etmeli. Rahmetine ittiham etmemeli. Ya niye böyle oldu ya? Böyle. Ya rahmetini itham etmemeli. İttiham etmemeli. İttiham. Evet. İtham yani. İtiraz. Suçlamamalı. Suçlama. Allah yani adeta işte ben bunu rastladım ha tövbe estağfurullah. Allah onu da ve beni bizi de affetsin ya. Koronada şey yapınca vesilesiyle kayınvalidesi dedi ki bu çocukları dedi ya Rabbi niye yetim bıraktın dedi. Anladın mı? Dedim çabuk hemen tövbe et dedim. Ondan sonra bir iki saat sonra aklı başına geldi. Ben de o cenazede onu konuştum. Cenazesinde dedim ki bununla alakalı. Yani neydi itham? İttiham etmemeli rahmetine. İttiham da ne demiştin sen? Suçlamamalı. Suçlamamalı. Bak şimdi. Dedim ki aynı soruyu Cebrail aleyhisselam sordu. Cebrail aleyhisselam demiş ki, ya Rabbi doğmadan babasını, ufakken annesini, sonra işte dedesini, amcasını, şunu bunu aldın. Ya Rabbi farz-ı kainat, Cebrail aklın ustası ya, aklın hocası, lef-i mahfuzun mümessili. Akılla soruyor Mehmet, latif oğlu, soruyor. Ya Rabbi niye bu Habibini yetim bıraktın? Bununla alakalı gene. Niye Habibini yetim bıraktın? Ben de merak ediyorum. Allah Allah, hakikaten ya. O doğmadan babasını alır. İnsan sevdiğini alır mı öyle? Neyse. Cenab-ı Hak hikmetinden bir tanesinden diyor ki, 7 tane ne sayıyor? Bir tanesi mevzumuzla alakalı. Diyor ki, ya Cebrail, insan aciz ve zayıf oluyor. Mesela misal vereyim. Sokakta çocuğu dövdükleri zaman. Çocuk ne yapar? Anne, baba, abi, dayı falan çağırır değil mi? Ben diyor, bunun çağıracak bütün yerleri kaldırdım ki Allah desin diye diyor. Allah Resulü zor durumda kalınca baba yok, abi yok, dede yok, amca yok. Ne diyecek? Allah desin diye diyor. Her şeyde. Yani bu nasıl bir terbiye olmuş? Küçüklükten beri nasıl olmuş? Yetiştiren Cebrail. Hocası Cebrail olursa ne olur? Yani tek tek geliyormuş. Meşgul ediyormuş çocukken bile. Bir insan şey. Yani onun elinden aldı ki Allah desin. Biz şimdi bir şey olunca paramız var. Acile gideriz. Ondan sonra dayımız var, amcamız var, şeyimiz var. Yok be kardeşim.
davamız var. Başka bir şey yok. Hastalık böyle yapıyor. Her şeyini elinden alıyor. Terki öğretiyor arkadaşlar. Terki öğretiyor. Terk. Kendini terk et. Arzuları terk et. İsteklerini terk et. Kendini terk et. Kendini kendine terk ettir. Terk. Oku abi. Daha sana bu Cebrail dediniz ya hocam. Mesela hani bazı şeylerde hoca ama mesela Gazali diyor ki sakın diyor Cebrail tam olarak bir hoca zannetme diyor ona yani. Tabii çok az ilk şeye kadar nereye kadar? Miraca kadar. Miraca kadar şey yaptı. Ondan sonra zaten diyoruz yani ya. Kabul etmiyor ondan. Zaten biz şeyde cenazede vaaz ediyoruz ya. Hacı-i Kainat, Fahri Kainat aleyhissalatu vesselam. Hacı-i Kainat kainatın hocası. Sonra kainat Miraç'ta bitince o şimdi onun talebesi oldu. Ne oldu? Bana anlat diyor. Rica ediyor Cebrail aleyhisselam. Ne konuştunuz? Bana da anlat. Ben sana bu kadar yardım etmedim. Sen de bana onları anlatsana diyor. Bazı şeyler mezun değilim diyor. Değişiyor ondan sonra emre. Ekser evkatta diyor geri bırakıyor. Diyor. Evet. Ekser evkatta. O zaman geri bırakıyor. 24.300 defa mı ne? Allah Resulüne gelmiş Cebrail aleyhisselam. Gün saati kadar 24.000 defa gelmiş. Ekser saatlerde evkattan Allah razı olsun Latif oğlu hatırlattı. Ekser vakitlerde Cebrail'i geride bırakıyor. Galiba 19. sözde o. Ve 19. Ekser evkatta diyor değil mi? Geri bırakıyor. Merak ediyorum doktorum buyur. Hasan abi. Efendim abi. Bu hastalıkları ölümün provası olarak bakamaz mıyız? Harika, o da güzel. O da güzel. Yani daha nasıl olsun ki yani her seferinde aslında herkes hastalığı geçiriyor, mutlaka bir prova şeklinde de algılıyor ve daha da içine kadar işliyor ya. Ve onu anlıyor yani. Yani dün akşam biraz bahsetmiştim, sonra bir şey yapacağız ama. Ölüm provası değil. Mesela iftara 5-10 dakika kala bir herkeste ruhumuzda bir heyecan, bir surur, bir vazifeden paydos bir heyecan olmuyor mu? İftara yakın. Onun için o an çok makbuldur dua. Bak 24 saat oruç tuttun, bir vazifeyi yapabilmekten, Allah sana nasip etmekten bir ferahlık var. Bir rahatlamanın getirmiş olduğu son 10 dakikada mükemmel bir huzur olur. Vazifeden paydos geliyor. Paydos. O an. Nedir o? Orucun sekeratıdır. Ne oruçtur, ne açmandır. Huzurdur. Ölüm anı var ya sekerat, hayat külfetinden de paydostur. Paydos anıdır sekerat. O an. Peki bir tanesi dün bununla alakalı söyledim dedi ki ya böyle diyorsun ama diyor yani bu hiç böyle işitmediğimiz şeyler söylüyorsun. Dedim kardeşim onlar pergelini celala koymuş sohbetlerini o merkezde yapıyor. Ben Risale-i Nur'a koydum pergelimi. Risale-i Nur pergeli de cemal noktasında. O da doğru, o da doğru. Yani nasıl ki koca bir günün açtığın, susuzluğun vesaire şeylerden uzak olmanın sanki Allah bizi muvaffak etmesi, rızasına dahil etti, rızasına nail eyledi, iftara yakın böyle bir harika bir huzur olur. Huzur. Vazifeden paydos ana gittin. Paydos değil tam, vazife de değil, paydos da değil, değildir. İkisi arasında, sanki yemişsin, sanki oruçlusun değil. Berza, iftara yakın, ona sekerat, orucun sekeratı. O günün alanını huzura kalbolmuş. Huzur, iyi ki tutmuşum bugün, iyi ki Allah bana nasip etti deme. Haleti ruhiyesi nasılsa, hayat da bir oruçtur. Hayat da bir ubudiyettir. Hayat külfetinden, hayatın vazifesinden, hayatın meşakkatından paydos anıdır. Geçmedin kabire, dünyada da değilsin. Sekerat, ölüm anı da iftara yakın halete benzeyecek. Kime? Ehli imana. Kafire ise hiç şansı yok. Bu da tam tersi.
Evet abi, doktor. Evet, dua, münacat nasıl olmalı, nasıl olmamalı ile ilgili abi. Hı. Bir yer. İlem, ey kardeş bil ki, sen Cenab-ı Mücib-i Deavata münacatta bulunduğun zaman, ona karşı öyle bir tarz-ı hitapta bulun ki, sanki Cenab-ı Mücib-i Rahim senin yanındadır ve beraberindedir ve seni görmektedir ve seni işitmektedir ve rahmet ve keremiyle sana nüzul etmektedir gibi tasavvurla hitap et. Böyle yap diyor. Nasıl yapma? Yoksa sen onun yanında imişsin veya beraberinde imişsin veya ona yakın imişsin veya ona doğru yükselmekte imişsin gibi farz ve tahayyülde bulunma. Çok güzel ayırıyor. Çok güzel abi. Bir de yani. Baştan alayım mı? Bu çok keyifli bir şeydi ya. Abi sayfa kaçtı o? Of. Nereden buldun bunu ya? Batılı Mesnevi 262 bu kitapta ama o şeydekinde farklı sayfada galiba. Evet. O telefon, tabletteki şeyde. Burada 262. 262 oku bir daha. Sen Cenab-ı Mücib-i Davata münacatta bulunduğun zaman, elini kaldırdığın zaman münacat, ona karşı öyle bir tarz-ı hitapta bulun ki sanki Cenab-ı Mücib-i Rahim senin yanındadır. Senin yanındadır. Ve beraberindedir. Ve seni görmektedir. Ve seni işitmektedir. Ve rahmet ve keremiyle sana nüzul etmektedir gibi tasavvurla hitap et. Allah Allah. Yoksa sen onun yanında imişsin veya beraberinde imişsin veya ona yakın imişsin veya ona doğru yükselmekte imişsin gibi farz ve tahayyülde bulunma. Devamı da güzel abi. Evet, Cenab-ı Hakk'a karşı münacattaki vaziyetin ise bir geminin şark cihetinde bir yerde oturtulmuşsun geminin bir köşesinde. Gözsüz sağır birisinin, gözsüz ve sağırsın, telefonun kulağında fısıldayarak, manzara alada hurdebini teleskoplarla ona bakan zata karşı münacat edip, kaşlarıyla işaret eden şahıs gibi ol. Allah Allah! Bu ne demek Musa? Bana misal bir anlat böyle. Gemidesin. Yani yanlış anlamıyorsam abi, gemide... Şark cihetinde bir yerde oturmuşsun. Şark doğu tarafına geminin doğu tarafına oturmuşsun. Şark cihetinde bir yerde oturtulmuş ama gözün görmüyor, kulağında işitmiyor. Telefonun kulağında fısıldayarak, telefon var kulağında, iletişim kuruyorsun. Manzara alada hurdebini teleskoplarla ona bakan zata karşı, bir zat var ama çok uzakta, yüksekte, göklerde bir mikroskop var. Sana bakıyor. Onla. Onla bakıyor. O sana bakıyor. Ona bakan zata karşı münacat ediyorsun. Gözün görmüyor, kulağın duymuyor, kaşlarıyla işaret eden şahıs gibi ol. Allah. Görmüyorsun şeyle kapalı. Sen şimdi sağırsın, sağır yani kulağın yok, gözün de yok. Ama böyle bir dua ediyorsun. Kimseyi görebilir misin? Yok. Gör. Kimseyi duyar mısın? Yok, duymuyorsun. Yok. Da. Ama o telefon, o görüyor. O senin telefonuna abone fısıldıyor. Ta uzun ölçü teleskoplarla en şeyine kadar sana girmiş. O senin sesiyle, görmesiyle, her şeyle senin yanında. Her şeyi görüyor. Peki bu sefer o kaş, göz hareketleri ortaya çıkar ya. Maşallah Badr abi. Hayır, bir şey yapmış ya. Ya beni çevirmesini çok güzel yapmış maşallah ya. Manayı çevirmiş ya. Evet, manayı. Yani manayı değil. Ben metne sadık kaldım dedi kendisi bana. Öyle anladığını yazmadı. İnce Mesnevi Nuriye anladığını yazmış. Abdülmecid abi bu metne sadık kalmış. Bunu şeyde buldum abi. Rüşt abi dua toplaması kısmında. Bunu da almış, evet abi. Evet, bana öyle diyorlar ya. Bir derste bir de zikretme. Ne yapayım hocam? O mu bulmuş orayı? Evet. Allah Allah, ne güzel bir şey ya. Evet. Demek ki böyle baştaki söyledi ya, işte öyle bir şey yap ki sen onun yanında değil, o sende. O sende. Ne demek biliyor musun? Senin güneşi yakınlığın der 16. sözde. Kurbiyet. Nasıl olacaksın ona?
O sana güneş sana yakın akrebiyet. Yani akrebiyet şeyini anlatıyor. Yani böyle kaldırdığın zaman seni duyar gibi, ki gibi ne demek? Duyuyor, seni işitiyor, hislerini. Teleskopla sana bakıyor. Teleskopla en ince tarafını görüyor. Telefonla ne konuştuğunu da duyuyor gibi. O, ondan sonra bu şekilde dua et. Allah Allah. Yani güneş bize yakınlığıyla, bizim güneşe yakın olma gayretimiz ne kadar farklı? 150 milyon kilometre güneşe nasıl yakın olacaksın? Zaten olamazsın. Ama o sana yakın nuruyla. Evet, sonra onun gibi oluyor. Devam var ama gitmeyeyim istersen. Tamam. Abi. Bu şeyi bitirelim. Bitirmemiştik. Hasan abi. Efendim Mehmet kardeş. Bugün bir kardeşle Ramazan'ın sureti, kanuniyeti, hakikati ve mahiyetiyle ilgili bir müzakere ederken şöyle bir şey çıktı. Kanuniyetine akrebiyetin inkişafı gibi gördük. Hani siz şey dedin, Ramazan'ın suretine oruç dedik. Kanuniyetine akrebiyetin inkişafı, hakikatine rızayı ilahinin azami tecellisi, mahiyeti de kelamla muhatabiyet dedi. Harika, çok güzel oldu. Çok güzel oldu. Ki bu şimdi bu akrebiyetle kurbiyeti anlattı Kalı Mesnevi'de. Yani mesela biz güneşe yakınlığı nasıl yakın olacaksın? Buna kurbiyet zor. Ama güneş senin ta ziyası ile hücrelerine kadar giriyor. Güneş vurunca insanı delip geçiyor, yani şuaları var. Dünyanın bir ucundan girip öteki taraftan çıkıyor. Güneşin sana yakınlığına akrep. İşte doğru. Ramazan orucu sureti oruç, san, siyam, kanuniyeti dedin, akrebiyet ilahi, kurbiyet ilahiyenin akrebiyet ilahiye dönüşme haleti rüyesi de, kurbiyetin, yani bizim ona yakınlığımızın, onun bize yakınlığına kesbetme, yani kazanma vesilesi, hakikati de ne demiştin? Rıza-i İlahi'nin. Evet, Rıza-i İlahi. Rıza-i İlahi'nin azami derecede tecelli etmesi. Tamam. Mahiyet-i kelamına muhatabiyet. Mahiyeti de ne? Kelamına muhatap. Kur'an nuzul ayı olduğu için. Evet. Çok güzel. Bunu yaz. Bu güzel oldu. Güzel oldu. Evet. Tamam işte. Daha cami oldu, evet. Devam edeyim abi, bu şeyi bitireyim. Ben bir tecrübe yapayım. Ayetin sırrıyla insanın hikmeti, hılkatı ve sebebi kıymeti olan samimi dua ve niyazın bir sebebi hastalık olduğundan, bu noktayı nazardan şekva değil, Allah'a şükür etmek ve hastalığın açtığı dua musluğunu afiyeti kesbetmekle kapamamak gerektir. Dua musluğu açıyormuş hastalık. Çok şükür ya. Evet. Ne güzel bir şeyimiz var. Hadi sen duayı sen yap. Siz edin abi. O zaman nemaların sonundakini sen oku. Senden şeydeki mi? En sonundaki. Ya Allah, bak onu oku. 25. leman. Yok. Hayır, şey. Var ya. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Ferd, ya Hayy, ya Kayyum, ya Hakem, ya Adl, ya Kuddüs. İsmi Azam'ın hakkına ve Kur'an-ı Mucizül Beyan'ın hürmetine ve Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın şerefine. Allah Allah. Lem'alar mecmuasını bastıranları ve mübarek yardımcılarını ve Risale-i Nur talebelerini Cennetül Firdevs'te saadet-i ebediyeye mazhar eyle. Amin. Amin. Ve hizmet-i imaniye ve Kur'aniye'de daima muvaffak eyle. Amin. Amin. Ve defter-i hasenatlarına lem'alar mecmuasının her bir harfine mukabil
bin hasene yazdır. Amin. Amin. Ve nurların neşrinde sebat ve devam ve ihlas ihsan eyle. Amin. Amin. Ya Erhamer Rahimin, umum Risale-i Nur şakitlerini iki cihanda mesud eyle. Amin. Amin, amin, amin. İnsi ve cinni şeytanların şerlerinden muhafaza eyle. Amin. Amin. Ve bu aciz ve biçare saydın bizim kusuratımızı affeyle. Amin. Amin. Umum nur şakitler namına Said Nursi, Allah rızası için el-Fetiha. Allah'ın selamı. Oh, umum nur şakirtlerini iki cihanda mes'ud eyle. Oh. Amin ya Rabbi. Ya bir tane bu kadar bu dua ediliyor. Bir tanesi tuttuysa tamam oluyor, biliyor musun? Bu kadar insan dua ediyor ya. Bu reddeder mi ya? Bir tanesi daha iddialı oldu mu şirket tamam. Şirket kurtar. Yani cemaatten bir tanesi Kadir Gecesi yakalasa bütün efrada gidiyor. Ya çok şükür. Geceniz mübarek olsun arkadaşlar. Allah razı olsun abi, sizlere de. Allah razı olsun. Yarın kaçıncı deva doktorum? Yarın Mehmet abi yapsın abi. Tamam. Olur mu? İkiniz yaparsınız. Tamam. Yarın siz ikiniz yapacaksınız. İki Mehmet'le. Süleyman abi. Yarın sersin için. Peki. Biraz üstüme geliyor da bu. Söyle. Gelme. 13'ün devaymış abi. Tamam. Yarın 13. Peki. Geceniz mübarek olsun. Selamun aleyküm. Aleyküm selam abi. Aleyküm selam, Allah razı olsun.